Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. Ben Devrim Aktürk. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dostlar Meclisi programımızda kısa film yönetmeni ve eğitmen Fatih Peker Beyefendi ile hocamızla beraberiz. Hocamız bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarla beraber sinemada yapmış oldukları tavsiyeler ve nitelikli çalışmalarla göz doldurmakta. Bugün de 2024 Elazığ Vlog eğitmen eğitimine gelerek bizlere çok güzel dersler verdi. Bu münasebete Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere hocamıza da teşekkürlerimizi ediyor. Şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi isterseniz Fatih Hocam bir sizi tanıyalım. Fatih Peker kimdir? Hangi çalışmalarda bulundu? Ankaralıyım. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde idari görevim var. Memurum aynı zamanda. Aynı zamanda da İletişim Fakültesi'nde derslere giriyorum. Bunun haricinde bir sivil toplum kuruluşumuz var. Motif Anadolu Kültür Sanat Düşünce ve Medya Derneği, onun kurucu başkanıyım. Aynı zamanda üniversitemizde çok güzel bir sosyal projemiz var, Köroğlu Yazarlık Mektebi. Orada da kısa film ve fotoğraf derslerine giriyorum, atölyelerin eğitmeniyim. Onun haricinde de böyle sizin gibi çok değerli gençlere söyleşiler yapıyoruz. Belgesel yönetmeniyim esasında. Kısa filmlerde de kısa film çeken öğrencilere de danışmanlık yapıyoruz. Program yapan öğrencilerimize yine danışmanlık yapıyoruz. Hocam peki sizin için sinema nedir? Türk toplumu için? Dünya için sinema neyi amaçlamaktadır, neyi aktarmaktadır? Sinema sadece hikaye anlatıcılığı üzerine veya bir ne diyelim olayı ortaya koyan bir film biçimi değildir esasında. Sinema bir düşünme ve düşündürme biçimidir, tefekkür biçimidir. Ben aslında sinemayı böyle görmek istiyorum. Onun haricinde elbette sinema bir para kazanma amacı, bir eğlenme ve eğlendirme aracı, bir propaganda aracı olarak da kullanılıyor. Ama ben sinemanın bu düşünme ve düşündürme aracı olan tarafını seviyorum aslında. Ve benimle bu konuda konuşan gençleri de ben sinemanın bu yönünü aslında hep izah etmek istiyorum. Çünkü sinemanın çok boyutlu ve çok katmanlı yapısı bu özelliği çok müsait hale getiriyor. Bir düşünür şu an ismini hatırlamıyorum. Sinema çıktıktan sonra felsefe bitmiştir diye bir çok ağır bir lafı vardır. Yani sinema aynı zamanda bir felsefe yapma aracıdır. Çünkü görüntü, ses, mekan, zaman kullanımlarıyla bu düşünme biçimine çok rahat bir şekilde zemin hazırlayabilecek bir yapısı var. Çok değerli sinema filmleri vardır. Çok değerli sinemacılar vardır. Tarkovski çok önemli bir yönetmen. Andrei Rublev diye bir filmi var mesela. Orada Tarkovski sanatı bir ibadet aracı olarak kullanan çok önemli bir ikona ressamı Andrei Rublev'in, Rus ikona sanatçısı. Onun ikonalarındaki bu ibadet aşkını ele aldığı filmi var. Aslında bu filmde kendisini de bir nevi anlatmıştır. Velhasıl sinemanın bir ibadet aracı olabileceği, bir düşünme aracı, düşündürme aracı, bir felsefe aracı olabilecek çok derin bir yapısı var. Ben sinemayı bu şekilde görmek istiyorum. Gençlere de bu şekilde tavsiyede bulunuyorum sinema hakkında. Hocam peki son dönemlerde bireysel sinema başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da çok büyük katkıları olarak güzel filmler ortaya çıktı ve araştırdığım kadarıyla Türkiye şu anda dünya film pazarlayan bir ülke konumuna geldiği aktarılmada yine dublajlarda çok iyi olduğunu söyleniyor. Sizce Türk sineması iyiye mi gidiyor? Daha da iyileşecek mi? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Bu çok derin bir soru. Bunun en temelinde Türk sinema tarihine bakıp hatta Türk sanat tarihinin gelişim süreci
Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet sonrası, darbeler öncesi, darbeler sonrası diye ayırabiliriz. Türk sineması bence hak ettiği yerde değil. Çünkü bu kadar devasa bir kültür ve medeniyet havuzu içerisinde kendi bakış açısını, kendi formunu oluşturamadığını düşünüyorum. Bunun düzelmesini ümit ediyorum. Fakat yani çok iyi filmler yapmış olmak ile Türk sinemasının kendi formunu ortaya koyması arasında bir ayrışma vardır. İkisi aynı şey demek değildir. Kendi formunu ortaya koyabilmesi için kendi özgünlüğünün farkına varması lazım öncelikle. Ben Türkiye'deki bu batıcılık, batı öykünmeciliği veyahut kendi medeniyet ve tarihi değerlerini görmezden gelme, reddetme veya onları yanlış, çarpıtılmış bir şekilde yorumlama mantığı çerçevesinde bu sinemanın kendi formunu bulabileceği ihtimalini biraz düşük görüyorum. Bunu ne zaman biz aşabiliriz? Gerçek manasıyla kendi kültürel değerleri ve medeniyet değerleriyle barıştıktan sonra diğer sinemaların analizlerini yapmış olarak kendi sinema formunu, kendi gösterme biçimini, kendi senaryo biçimini, kendi hikaye anlatma biçimini ve kendi kültürel değerlerinin temalarını ve felsefesini oturttuktan sonra bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Şu gidişat içerisinde de dediğim gibi bunun biraz daha zamanı olduğunu söyleyebilirim. Hocam peki gençlerin tavsiyeleriniz neler? Sinemaya meraklı olan Türk gençlerine ne tür tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Sinema kamerayla çekilmez. Sinema çok iyi bir kültürel ve sanatsal entelektüel altyapıyla çekilir. Kamera sadece kaydeden bir cihazdır. Çok iyi kamera kullanıyor olabilmek, çok iyi ses, ışık teknikleri uygulamak veya bunları biliyor olmak çok farklı bir şeydir. Sinema çekebilmeniz için kesinlikle sinema tarihini çok iyi bilmek, kendi medeniyet tarihinizi çok iyi bilmek ve bir konuyu sinematografik olarak ele alabilmeyi beceriyor olabilmek gerekiyor. Çok iyi tabii kamera kullanmayı bileceğiz ama dediğim gibi sinemanın sadece kamerayla çekilen veya yapılabilir bir şey olmadığını da bilmek gerekiyor. Bunun için kesinlikle medeniyet ve kültürel değerlerin hazmedilmesi ve bunların sentezlenmesi lazım. Peki hocam, sinema yönetmeninde ve film gelişiminde gençlere tavsiye edebileceğiniz filmler var mıdır, nelerdir? Şimdi çok geniş bir skalada bir soru bu. Çok değerli yönetmenler var elbette. Ben sadece şunu söylemek isterim. Türk sineması olsun ve diğer dünya sineması olsun, çok değerli yönetmenler olduğunu söylemiştik zaten. Japon sineması, Rus sineması, İran sineması, Avrupa sineması ve Amerika sinemasından da belli başlı filmler ile Afrika sineması üzerine arkadaşlar kendilerini geliştirmeleri, oradaki belli başlı yönetmenlerin kim olduğunu kendilerinin araştırmasını öneririm. Çünkü bu bir film izlemek bir kitap okumaya benzer aslında. Kitap okumadan kendinizi geliştiremezsiniz. Film izlemeden de sinemayla veya belgeselle ilgili bir gelişme sağlayamazsınız. Yani bunu çok rahat bir şekilde araştırarak bulabilir arkadaşlar. Hocam son olarak bizim sormayı unuttuğumuz ve sizin eklemek istedikleriniz var mıdır? Çok teşekkür ederim Devrim. Bize böyle bir fırsat tanıdın. Elazığ'da bize bu imkanı sağlamış oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz.
sizin gibi çok değerli gençleri böyle ortamlarda buluşturarak bu değerli eğitimleri almanızı sağlıyor. Ben son olarak dediğim gibi kendi kültürüyle barışık olmayan, kendi medeniyet değerleriyle barışık olmayanlar sanat yapamazlar. Sadece taklit yaparlar. Bunu söylemek isterim. Peki hocam. Biz de Fatih Peker hocamızın nebzinde Kültür ve Turizm Bakanımız başta olmak üzere Elazığ iline ve Elazığ'da yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kameraman arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum, Ömer arkadaşıma. Sağ olsun. Sevgili arkadaşlar, Dostlar Meclisi programımızda bugünkü konuğumuz Fatih Peker hocamızdı. Kendileri sinemaya yönelik fikirlerini ve düşüncelerini ile Türk sinemasına ne tür katkılar bulunabilir? Bunun üzerine konuşma yaptı. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.